Efendim ekonomik görünüme hoş geldiniz. Hafta içi her gece 21'de olduğu gibi ekonomik görünümde bu akşam da karşınızdayız. İki değerli konuğumuz var. Her çarşamba bizlerle oluyorlar. Doktor Can Fuat Güresel hoş geldiniz. Teşekkür ederim Barış, hoş bulduk. Ve Hakan Güldağ diyeceğim. Hakan hoş bulduk. Abi, hoş geldin. Barış'cığım evet. Tekrar biraz geçmiş olsun. Bir şey oldu ama. Hakan abi seni bu, bütün gözümüz sende bu akşam. Eyvallah. İhtimal sende. Sen merak etme, bir şey olursa ben sana gene bir işaret çakar. Aynen. Huzurdan çıkarım ama çok inşallah. Çok geçmiş olsun. Olmuşsun. Çok geçmiş olsun. Yani bütün ne kadar dert varsa hepsi şifa bulsun. İnşallah. İnşallah hakikaten sağlık önemli bir hikaye. Ama bu süreçte de arayan soran, ziyaret eden bütün dostlara, merak eden bütün dostlara da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok teşekkürler. İnsan, her şey insan için. Evet evet, hep yani hiçbirimizin hani 5 dakika sonra ne olacağı belli değil. Kaybedene kadar gibi sağlığımızın pek emniyetinde değiliz. Aynen. Hep Hakan abi ama kaçın, sanki böyle biraz daha gençleşmiş gibi, evet, değil mi? Biraz kilo falan da verdi. Kilo falan verdi. Dinlendi. Ha? Sadece komposto verdikleri için bir de serum. Hayır, doping geldi şu an. Başka bir şey dinleyecek yok. Ama biraz dinlendim. Evet evet, tabii, biraz bahane oldu bence. Tabii. İyi oldu. Hoş geldin bir kez daha. Geçmiş olsun. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim. Efendim bizlere ulaşabilirsiniz. Adresimiz ekranlarda @bloomberg.et. Bu akşam bu Çin virüsünün bizim reel sektörümüze olan etkisini değerlendireceğiz. Bizim için fırsat mı, bizim için sıkıntı mı? Aslında her iki yönlü hem Hakan Güldağ hem de Doktor Can Fuat Güresel'in yorumlarını alacağız. Siz eğer reel sektördesiniz, reel sektör, tedarik, üretim, Çin'le ticaret varsa sizler de deneyimlerinizi bizlere iletebilirsiniz. İthalat, ihracat yapıyorsanız Çin'den nasıl durumlar? @bloomberg.com'dan, Twitter'dan bizlere siz de izlenimlerinizi gönderebilirsiniz. Adresimiz ekranlarda. Hakan abi, ben önce bir Can Fuat Hoca ile başlayayım izninle. Lütfen. Nedir, nasıl etkileniyoruz? Bir grafik de var sanırım, evet. Can Fuat abi. Bununla evet, da başlayabiliriz. Genel girişte yapabiliriz. Şifayenden ben istersen biraz başlayayım. Grafiğe de biraz sonra bakarız. Tamam. Şimdi geçen çarşambadan bu çarşambaya yine bizim çok yoğun reel sektörle toplantılarımız, temaslarımız vesaire oldu. Şimdi geçen haftaya kadar herkes de böyle işte koronavirüsün genel sağlık, dünya, SARS'la karşılaştırması vesaire falan, evet, gibi konular daha çok gündemimizdeyken, yani bu hafta içinde iş tamamen bizim iş dünyasının açıkçası işlerine yönelik bir tehdit unsuru olarak veyahut da fırsatlar ayağında da iyice öne çıkmış durumda. Şimdi işin riskler ve tehditler tarafı meselesi bizim Türkiye'deki imalat sanayi. Sadece Türkiye değil, yani dünyanın hemen hemen büyük bir bölümü hepimizce malum tedariğinin önemli bir bölümü. Yani tedarik derken de işte aramalı girdisini vesaireyi Çin'den alarak bir rekabet avantajı sağlayıp burada assembly dediğimiz yani toparlamayı yapıp ürün haline getirip ihracat yapıyor veyahut da iç piyasaya veriyor. Şimdi görüyorum ki işte herkes de Çin'den gelen bu tedariğin veyahut da girdilerin bir miktar böyle azalması, bazı yerde bitmesi vesaireler nedeniyle bizim Türkiye'deki sanayici, üreticilerde de bir takım soru işaretleri olmaya başladı. İşte tekstilcimizin kimyasalları geliyor, beyaz eşyacımızın kompresörü geliyor, otomotivcinin bazı parçası geliyor, metal eşyaların büyük ölçüde kilitlerin parçaları vesairesi geliyor. Yani örnekler veriyorum, bütün sektörlere bu yayılabilir. Bütün buralarda şu anda bu girdi güvenliği haline geldi açıkçası. Yani bu ne kadar duracak, ne kadar devam edecek? Çünkü Barış şöyle, yani içeride de ve ihracatta da şimdi yeni siparişler geliyor. Mesela bana diyor ki, abi bana işte Mart, Nisan, Mayıs için 10 tane şundan senden istiyorum diyor. Fakat ben bunun üretiminin bir bölümünün tedariğini Çin'den yapıyorum. Yapıyordum. Şimdi bunu Çin'e güvenemiyorum yani. Piyasa açılacak mı? Bu mal gelecek mi? O nedenle tedarikte şöyle yapıyorum. Başka alanları arıyorum. Yani bunu ikame edecek başka alanlar var mı? Ya başka alanlarda da bizim sanayicilerle konuştuğumuz zaman şöyle fiyat artışları var. Fırsatçılık yani, var. Fırsatçılık var. Dünyada tabii yani Çin veremiyor. Mesela çok ilginç güneş panelleri konusu. Enerjide çok önemli bir alandır. Yani güneş şeyi tarlaları, panel tarlaları vesaire diyoruz mesela. Orada bazı sıkıntılar var. Çünkü panellerin dünyada büyük bir bölümü Çin'den geliyor.
Hmm. Bu lityum ve söyleyin adını, işte bataryalar vesaire. Piller yani. Yani bütün bu konularda şimdi böyle bir açıkçası bir girdi tarafında. Fırsatlar tarafında da konuştuğum hemen hemen bütün sektörlerde yoklamalar var. Yani Çin'de bu iş uzun sürerse biz Çin'den mal alamazsak alternatifler nereden alabiliriz? Türkiye'den alabiliriz. Yani Türkiye'de fiyat yoklamaları, işte kapasite yoklamaları vesairelerinde olduğunu çok açıkça görüyoruz. Fakat bunu sanayicimiz gerçekten şey yapamıyor. Güvenerek yani bu işe girelim, bu siparişleri de alalım vesaire konusunda böyle bir tedirginlik yaşadığımız bir dönem var. Ya burada tabii bir şey söyleyemiyoruz yani sanayiciye, ama şu var yani eğer bundan evvel yaşamış olduğumuz SARS ve MERS'teki gibi bu 3-4 aylık bir süreç olacaksa yani bunun Nisan-Mayıs'ta sönümlenmesi bekleniyor. Ama bu farklı bir virüs ise ve daha devam edecekse o zaman gerçekten bu tedarik güvenliği meselesi çok ciddi sıkıntı haline gelecek. Detaylandırırız. Daha detayını konuşuruz. Aynen. Evet. Ben bir de Hakan abiye döneceğim. Hakan Gülda, sen nasıl görüyorsun yani ilk etkiler, bir genel bir giriş yapalım. Bu şimdi, içindeki virüsün Türkiye şirketlere özellikle etkisine dair. Tabii. Şimdi bir kere yani SARS olduğu zaman Çin dünya üretiminin %8'iydi. Dünya üretimi içindeki payı %8'i ancak buluyordu. Bugün %19. Onun için yani tabii ki bir üretim platformu olan Çin'in bundan etkilenmesi son derece doğal. Dünyayı da etkilemesi çok doğal. Yani neredeyse dünya üretiminin 1/5'i Çin'de zaten. Şimdi gördüğümüz kadarıyla bu belki hocamın söylediği gibi Nisan-Mayıs ama Mart gibi de bu işin biraz böyle bir serencamının belli olma ihtimali de yüksek görünüyor. Yani bu Şubat ayında, tabii, tabii, bu içinde Mart'ta, bulunduğumuz tabii. ayda bu pik noktasına gelip ondan sonra da bir yavaş yavaş bir diyelim ki daha sakin bir o alevi gitmiş olacak gibi tahminler yapılıyor. Tabii ki bunu bilmek bugünden mümkün değil. Sağlıkçılara da sormak lazım ama bir en azından analizler bu yönde. Şimdi böyle bakılınca bir yanıyla bunun çok da uzun sürmeyebileceğini de gözü önüne almak lazım. Bütün şirketlerimiz açısından bunun avantaj mı, dezavantaj mı olduğunu değerlendirirken de. Şimdi alternatifleri var alabileceklerimizin fiyatlar artmış olmakla beraber. Fakat tabii mesela ben geçen akşam İstanbul Sanayi Odası'nın böyle Türkiye'deki konsolosluğa ticaret ateşeleriyle ilgili bir toplantısı vardı. Türkiye'yi de anlatmak üzere yapılan bir toplantıydı. Hem Sayın Erdal Bahçıvan hem Sayın Zeynep Bodur anlattılar Türkiye'yi. Ama orada mesela konuşulanlardan neler kulağıma çarptı? Mesela bir deri sanayinde iş yapan bir firmamızın temsilcisi, bir iş insanımız dedi ki emin olun abi 5 yıldır bizi hiç aramayanlar aramaya başladı. Rusya biraz da bu deride galiba ayakkabıda deride deri giysi de ya bu korona hani her yerde çok uzun süre yaşayamıyor ama deri filan gibi bir organik malzemenin üzerinde biraz daha fazla tutunabilir diye bir herhalde algı fikir var. Oluşmuş. Allah Allah. Ondan dolayı Çin'den mesela Rus firmaları Türkiye'ye yönelmişler. Bu sene çok ciddi bir... Ki Rusya pazarını son 10 senede Çinlilere deri sektörüne çok kötü kaptırmıştık. Gerçekten. Ayakkabı, eskiden kürk, ben atıyorum Ruslar evet. Laleli'ye gelip her yerde şey yapar çok giden ciddi bir ticaret. İnanılmaz Çinlilere kaptırmış vaziyetteyiz ama Hakan'ın bu söylediği çok önemli o anlamda. Ya bu süreç... Bu şaka değil abi gerçek. Evet. Tabii canım. Derinin üstünde virüs vardır diye. Onu bilemem. Ben hani bilmiyorum. Öyle bir endişe evet gibi. Evet evet algı bu. Algı Allah bu Allah. Evet. Ya da mesela fuarlar, yurt dışı fuarlar çok iyi gidiyor Türk firmaları açısından. Şimdi bugün hem mutfak ekipmanları konusunda yapılan fuarla ilgili yine Almanya'da, Frankfurt'ta orada gelen bilgiler, hem de mobilya fuarından gelen bilgiler Türk firmalarına çok ciddi bir yönelim var. Evet. Teklifler de geliyor. Şimdi alım heyetleri yeniden çağrılmaya başlandı. Böyle bir canlılık getirdi.
Ha bu herkes de şunu söylüyor konuşurken. Ya bundan tabii böyle bir fırsatçılık, yani o insanların da olumsuz durumundan yararlanmak değil ama bu da bu talepte geliyor. Yani bir kapıda aralanmış vaziyette. Ne kadar sürer belli değil. Bazı tehlikeler de var. Yani daha doğrusu hocamın söylediği bazı noktalardan noktaların bir tanesinde ben altını çizeyim. Yine aynı toplantının içerisinde otomotiv firmalarından da bayağı bir şikayet vardı. Neden? Ya ben kalıbımı orada yaptırıyorum. Üstelik de uygun fiyata yapıyorum. Şimdi kalıp gelmiyor. Hmm. Bakalım 17'sinde işbaşı yapacaklar mı? Şimdi birçok... Bekleyiş var. Bekleyiş var. Yani evet. 17'sinde işbaşı yapıldığında başka bir şey, yapılmazsa başka bir şey. Yani bunun belki bir sonraki hafta biraz daha konuşuyor olacağız. Yani onu, konuşabiliriz. O gelen siparişlere de gönül rahatlığıyla tamam diyemiyoruz. Sektörler bir şey söyleyemiyor. Evet. Girdilerinin güvenliği nedeniyle, yani orada henüz hayatın ne olacağını bilemediğimiz ama için. Ama bir dalga da bir evet, heyecan evet. da yaratmış vaziyette. Tekstilde mesela çok şey var. En hani avantajlı olduğumuz sektör o deniyor. Tekstil doğru. Hem öyle hem de şöyle bir durum da var tabii. Özellikle tekstil, yani maske de aslında baktığın zaman bir tekstil. Ürünü. Ve mesela şu anda Türkiye'den ciddi miktarda maske gidiyor Çin'e. Hani Denizli'deki firmada, başka firmalarda bir kısımda... Maske kalmadı galiba memlekette. Hayır, bir kısım, yani bilmiyorum, yeni yaptıranlar da var. Bir kısmı da mesela şunu söylüyor. Ya işte birilerine yaptırıp Çinli dostlarımıza hediye ediyoruz, gönderiyoruz diyor. İlişkide olduğumuz yerlere gönderiyoruz diyor. Yardım ama her baksana. Gün onlarca telefon geliyormuş. Yani mutlaka maske ihtiyacı var, gönderin vesaire filan diye. Bu konuda da Türkiye'ye de bir takım teşekkürler de ediliyor. Çünkü herhalde en çok gönderenlerden bir tanesi, artık fiyatına bakanı da vardır, bakmayanı da vardır. Türkiye gibi görünüyor. O 45 Türk'ü oradan almak için giden uçakta epey bir tıbbi malzeme de götürmüş. Ondan dolayı da Çinliler bir hayli müteşekkir gibi görünüyor. Yani artısıyla eksisiyle bir hareket yarattı. Ama sanki daha çok bir kapı aralamış gibi görünüyor. Yurt dışındaki fuarlarda fuarların çok iyi gitmesi, Türk firmalarına yeniden bir teveccühün gelmesi de bunun bir eseri. Hatta bazı fuarlarda Türk firmalarına Çinliler gelmeyince ya daha önde, yani yıllardır hep bir yerlere tıkıştırıldığı yerden biraz daha öne davetler oluyormuş. Ya da Türk firmaları da taleplerde bulunuyormuş. Böyle bir bir hareket var, bir geçiş süreci var. Fuarlara istersen hemen birkaç benim de duyduğum fuarlar. Şey yapayım, katkı yapayım. Veyahut da bu, yurt dışı fuarlar, alım heyetleri ve Türk firmalarına gelen teveccühü ben de bu bir hafta içinde çok dinledim. Şimdi şöyle bir gelişme olduğunu ben de yani paylaşıldığı zaman şöyle, Asya Pasifik'te Barış çok sayıdaki fuar iptal oluyor. Evet. Yani dünyanın çok önemli üretim fuarları, satış fuarları Asya Pasifik'te iptal ediliyor. Yani bu şöyle, Hindistan, Pakistan, Bangladeş'ten başlayıp işte Japonya ve şeye kadar, yani kuzeye kadar hemen hemen bu bölgedeki fuarlar şey yapıyor ki şu anda Nisan ayı fuarları falan böyle. Yani çünkü katılımcı da çok fazla bulamıyorsunuz. Şimdi bunun üzerine ister istemez Batı fuarları yeniden önem kazanmaya başladı. Fakat Batı fuarlarına daha evvel orada da mesela bizim bugün seramikten ilgili İspanya'daki bir fuarla ilgili Seramik İhracatçılar Birliği ile bir değerlendirme yaptık. Onlar da diyorlar ki bu fuarlara katılanların hem firmalar, dediğin çok doğru Hakan, yani Türk firmaları evet. ister istemez orada bir adım öne çıkıyor. Çinli gelemiyor, malını gönderemiyor vesaire. Ve de ziyaretçiler de, profesyonel ziyaretçiler de genellikle Çinliler ve Asya Pasifikler. Orada da bir azalma var ama gelen nitelikli, yani onu çok görebiliyoruz diyorlar. Hı. Nitelikli fuara katılımcılar ve Türk standlarına gerçekten çok ciddi bir sıcak satış veyahut da orta vadede. Bir ilgi var. Var. Yani bunu Hakan güzel söyledi. Yani bir aralanan bir kapı var. Yani bunu bir vurkaç olarak görmeden, yani bu süreçleri daha kalıcı pazarlar haline getirerek ilişkileri yani kurarsak. Yani bizim şirketlerimiz de muhtemelen öyle yapmayacaklardır ama aralarında her sepetin içinde varsa bir çürük elma diye ifade edelim. Bu
bunu bir fırsatçılık olarak değerlendirip... Ya bir kerelik değil de... Dediğim gibi çok daha uzun vadeli belki ilişkiler kurmak adına bu süreç içerisinde yer almak daha önemli. Çünkü Çin'e 2005'ten bu yana çok pazar kaybettik. Hı hı. Yani özellikle Avrupa'daki müşterilerimizin yarısını bütün sektörlerde ister istemez kaybettik. Yani tüm dünya kaybetti. Ya şimdi bunlardan bir iki tanesini sektörler kalıcı olarak geri kazansa bu bir avantaj olur. Ki AK'ya katılır mısın bilmiyorum ama bütün dünya herhalde bu şeyden sonra, koronavirüsten sonra sanıyorum şunu düşünecek. Ya kardeşim biz her şeyimizi Çin'e bağlamışız. Evet. Yani burada ne kadar doğru yapıyoruz? Yani bütün üretim Çin'de, hepimiz Çin'e bağımlı kalmış durumdayız. Yani Çin'de daha ileri şeye gitse, yani burada otomobil üretilmeyecek, beyaz eşya üretilmeyecek, dünya bir şey üretemeyecek noktaya gelmiş. Ya böylesine Kore'de fabrika kapandı. Kapandı. Yani hı, böylesine bir tedarik zinciri bağımlılığı ne kadar doğru, onu da dünya belki hakikaten bir yeniden gözden geçirecek. Ama burada galiba iki nokta var Hakan abi, sözünü kesmiyorum. Estağfurullah. Yok. Bir, Çin'den bir şey gelecek, onun üstünde bir şey var mı, bir virüs var mı endişesi? Aynen, bir soğukluk girdi şimdi. Yani çünkü şey bile ya, buraya Çin başkonsolosu geldi sanırım, hani evet, bizde diyor çok güzel konuştu. Evet yani evet, hani burada bir şey şayiası daha korkunç dedi. Aynen o dedi yani, dedikodu maalesef dedi. Daha fazla. Bu işin ötesine geçmiş durumda. Evet. Hakikaten yani sokakta böyle bir Çinli olmasa dahi biraz çekik gözlü ve işte maskeli birini gördüğünde insanlar tedirgin olabiliyor. Evet. Hatta işte fuarlarda Çin standların önünden uzaktan geçme falan, böyle garip garip şeyler duyuyoruz. Evet. Ya da belki bunlar da biraz abartı sosyal medyanın, ya da belki bunlar da bir dedikodu hikayesi, ama bunlar yaşanıyor. Bir, oradan gelecek malların üzerinde bir şey var mı endişesi? Evet. İkincisi, virüs nedeniyle adeta bir abluka söz konusu olduğu için, bir karantina söz konusu olduğu için fabrikalar çalışmıyor. Evet. Çalışmayan fabrikalardan istesen de zaten ürün gelemiyor. İki nokta var sanırım, değil mi? Doğru. Biraz daha evet. Konuşalım. İki nokta var ama tabii bunun ne kadar yani şimdi bir hem bizim taraftan bakalım hem Çin tarafından, hı-hı, bakalım. Mutlaka Çin'de her şeye rağmen bu işleri biraz kestikten, kontrol altına aldıktan sonra çok agresif biçimde piyasalara görecektir, girecektir. Öyle pazarını kaybetmek falan diye bir şeye Çin müsaade etmez. Dur bakalım ne oluyor da. Tabii öyle hemen buyurun bu pazar sizin, ne yapalım falan demez. İkinci bir şey de, siz diyelim ki dünyanın şeyi geldi, siparişi geldi. Dünyanın bütün ilgisi size yöneldi. Çok güzel de eğer sizin bunu karşılayacak ölçeğiniz yoksa ne yapacaksınız? Yani bir de böyle bir şey var. Burada bir tehlike de kendini gösteriyor. Siparişleri, tabii bu ticarettir. Mutlaka bir takım aksaklıklar olur ama her siparişe de atlarsak, ondan sonra da bunu yerine getiremezsek, bu sefer de orta uzun vadede bizi daha kötü de etkileyebilir bu iş. Mesela iş insanları bunları da dile getiriyor. Yani diyorlar ki aman burada da dikkatli olmamız lazım. Siparişlerin hepsinin üstüne atlayıp da veremeyeceğim, tutamayacağımız sözleri de verirsek bu da bizi çok olumsuz etkileyebilir. Ve de bunun belli ölçülerde geçici olduğunu da kabul edip ona göre hareket etmek lazım. Yani özellikle mesela doğru, girdi mesela bir ürün meydana getiriyorsun, aramalın Çin'den geliyor. Tabii. Şimdi Avrupalı senden istese dahi 10 tane de istese, 100 tane de istese, sen o kendi burada birleştirdiğin ihraç edeceğin ürünün içinde Çin malı varsa, o da, Çin'den ürün gelmedikçe ne yapacaksın? O da ayrı bir boyutu. Tabii ki o da ayrı bir boyutu. Hayır, şimdi diyelim ki sadece biz yaptık ya da başka yerden ara malını, ham maddesini buldum, tedarik ettik. Yapıyoruz ama yine de bizim belli bir kapasitemiz var. Ve şu anda kapasite kullanım oranlarımız bizim çok düşük seviyelerde değil. Hı hı. Hani mesela gene sohbette konuşuldu. Dendi ki ya dünyanın şu anda B planı içindeyiz biz. Yani Türkiye olarak dünyanın B planı içindeyiz. Ama ölçeğimiz belli. Hani bu B planı da olsa Çin'in ürettiği rakamlara kapasiteyi, bizim kapasiteyle bizim ikame etmek yani çok zor. Onun yarısıyla, üçte biriyle, dörtte biriyle bile bize geldiği zaman bunu karşılamak mümkün değil. Biraz da akıl var, mantık var üzerinden gitmemiz lazım. Ama mesela şöyle beklentiler var. Mesela mobilyacılar, bu fuarları da gayet iyi gitmiş. 3,5 milyar dolardan bu sene 4,5 hatta 5 milyar doları zorluyorlar. Ve de diyorlar ki eğer biz bir mesela Tayland'dan ve o ülkelerden Amerika'ya çok
mobilya ihracatı var. Evet. Türkiye'den de bu çok rahatlıkla olabilir. Amerikalılar bir kere yöneldi mi biz çok kolaylıkla 10 milyar dolar seviyesine mobilya ihracatını çıkarabiliriz. Yani böyle çok sağlam bir şeyler de olabilir. Mesela mobilyada çok hızlı kapasite artışlarına gidebilirsiniz. O daha kolay. Yani onları yakalamak daha kolay. Oralardan bir takım fırsatlar olur. Ama yine de bütün bu istekleri mesela diyelim ki atıyorum şimdi artık herkes bildiği için örnek vermiyor. Walmart'tan birdenbire müthiş siparişler gelmeye başladı. Hmm. Hani bunu karşılamak Türkiye açısından çok kolay olmayabilir. O ISO'nun toplantısında mesela Bangladeş konsolosu da oradaydı. Hemen tekstilcilerle beraber konuşup ya zaten 845 milyon dolarlık bir ticaret hacmi varmış. Burada işbirliklerine gidelim. Hızlıca siz de üretin. Biz de sipariş verelim. Sizin üzerinizden pazarlamalara gidelim. Mesela 3 milyar dolara. Tabii Bangladeş. Bangladeş'in de Bangladeş'i geçme yani. Bangladeş 35 milyar dolar hazır giyim ihracatı yapıyor. Şaka. Dünyada tabii. 35 milyar. Tabii, öyle. Aynen. Ve kumaşının %80'i nereden geliyor Barış? Türkiye'den değil mi? Hayır, Çin'den geliyor. Çin'den geliyor. Şimdi Çin'den. Türkiye, evet. Pardon Hakan. Yok çok hayır, doğru şimdi, hocam. Yani doğru. Şimdi kumaş gelmiyor düşünebiliyor musun? Yani orada Pakistan devreye giriyor. Hindistan, Pakistan devreye giriyor. Kumaş da bizden gelsin madde falan çünkü diye. Çünkü Bangladeş'teki üreticilerin de önemli bir bölümü Çinli. Yani oranın iş gücü avantajından yararlanmak üzere. Şaka gibi yani çok özür dilerim. Batı ucuz iş gücü diye Çin'e gidiyor derdik. Evet. Şimdi Can Fuat Hocam diyor ki Çin'de ucuz iş gücü diyor. Gidiyor Bangladeş'e tabii, yaptırıyor. Tabii. Evet. Bizde çok pahalı hale geldi diyorlar iş gücü. öyle 900 bin, 1100 dolar yani düşünebiliyor musun? Evet. Türkiye ile Bangladeş de burada işbirliklerine gidebilir. Evet. Alınan siparişleri bir anlamda paylaşabilir. Doğru. Kumaş gönderip üretilmiş ürün haline getirip onu satabilir. Yani ticaretin de bir takım kendine göre dinamikleri devreye girecektir. Fakat temkinli olmak ve kaldıramayacağız yükün altına girmemek değil mi? Sen galiba aynen öyle. İş dünyası da böyle söylüyor. Yani farkındalar. Ben istersen buradan Barış bir de grafiğe mi bakalım? Efendim? Grafiğe gelmeden evvel yine şeyle ilgili yine grafiğe bu konuyla ilgili geleceğiz değil mi? Gece. Tamam. Grafiğe geleceğiz. Aynen. Şöyle arkadaşlar bugün grafik yok mu diye gönderiyorum ya ben bugün göndermemiştim. Aynen. Yanında olan sunumlardan çok önemli bir grafiği hemen paylaştım. Hemen vereceğim ama çıkardın, evet. Bir başka konu belki Hakan'la yine onu da değerlendirdim. Şu emtia fiyatları. Evet. Yani emtia fiyatlarında da çok müthiş düşüş var. İnanılmaz. Şimdi Barış mali piyasalar tarafı tabii farklı bu emtia fiyatlarına yanaşıyor. Fakat bunun temel kullanıcısı tabii sanayiciler. Şimdi pamuğu tekstilci alıyor, metali, cevheri vesaire alıyor. Burada metal fiyatlarında çok ciddi bir düşüş var. Kimyasal fiyatlarında çok ciddi bir düşüş var. Bir yandan da siparişler geliyor. Şimdi şöyle bir soru işaretiyle de karşı karşıya bizim sanayici ve üreticimiz. Ya bu kadar fiyatlar düşmüşken acaba bir şekilde bu fiyatlarla bağlantı yapalım mı? Evet. Bu kadar düşmüşken yani bunu bir daha bu sene içinde yakalayamayız. Bu senenin planladığımız bütün satışına yönelik olarak ben işte bakır fiyatını 2.50'den bağlayayım mı şu anda libre dolar fiyatı. Bu da güzel bir soru. Bunu yanıtla hocam gösterelim. Bloomberg'in emtia endeksi yani bütün birçok önemli emtiayı bir araya getirip bir sepet haline bir endeks haline getiriyor. Bu son 6 ayın grafiği. Evet. Bakın şu düşüş, bu sert aşağı geliş emtia fiyatlarında bu koronavirüs düşüşü. Evet, düşüşü. Koronavirüs nedeniyle petrol aşağıda, bakır, ne varsa aşağıda. Evet, o da bunun göstergesi. Evet, evet buyurun. Ve şu anda yani çok enteresan bir noktaya geldi yalnız. Evet, evet tabii. Yani şimdi bundan sonrasını nasıl devam edeceği? Şimdi Çin'in dünyadaki bütün bu emtiaların %50'sinin kullanıcısı Çin. Hı hı. Eğer Çin gerçekten üretime daha geçemeyecekse, birkaç haftalar daha böyle devam edecekse bu fiyatlar biraz daha aşağı gelecek. Acaba daha da aşağıya gelir mi beklentisi de var. Bir de bu fiyatlardan işte bağlantı yapıp önümüzdeki ayların satışları için bu girdileri bağlayalım mı? Vallahi şöyle söyleyeyim bu ne fiyatlar diyorsun? Ya bu fiyatlar işin satış tarafında. Yani yeni fırsatlar değil. Zaten mevcut işinize yönelik olarak eğer bağlantılarınız varsa bence bu fiyatlar çok ideal fiyatlar. Uygun. Çok uygun fiyatlar. Dünyada bunun finansmanı yani petrolü 68 işte petrol için söylüyorum. Herkes kendi emtiasını oradan yani 68 70 dolardan almak var. Yok. 53 doları bugün biraz böyle kendi çabalarıyla yükselmeye çalışıyor. Aynen öyle. Ulaştırmacı bunu bir noktada da ulaştırmaya da bağlayayım Barış.
Şu anda ulaştırma fiyatları, mesela biz ne diyoruz işte Amerika'ya, şuraya vesaire falan, bizim ihracatımız navlunda çok pahalı kalıyor. Bize navlun desteği verir misiniz falan. Vallahi koronavirüsle taşımacılık fiyatlarının gelmiş olduğu nokta bizim vereceğimiz navlun desteğini 4 katı şey yaptı. İstersen sen Baltic Dry Index'i veyahut da şeyi getir. Ben her akşam anıyorum. Yani bu da bizim alalım. Yani şöyle gerçekten taşıma kapasitesine yönelik olarak talep o kadar düşmüş vaziyette ki fiyatlar yok seviyesinde. Hani armatürler bu fiyata artan şeyleri de oldu. Yakıt şeyleri de oldu. Ya taşıyalım mı taşımayalım mı şeyindeler onlarda. Yani burada da yine vadeli bağlantılar yapılıp orta vadedeki bu fiyatlardan da yine yararlanma olanı alabilir. Bu da, yani sadece, bu da Baltic Dry Index hocam. Evet. Yani, aşağı geliş var. Evet. Son 2500'lerden. 2500'lerden. 410'lara indi. Yani 1/5 fiyatına inmiş durumda şu anda. Yani buna ne navlun desteği ne bir şey karşılar. Yani bunu vadelileri de var. Yani bu fiyatlarla bağlantı yapılabilir. Yani burada şöyle söyleyeyim. Yani sen, bu bir çok özür dilerim. Bu hem emtia ihtiyacı olan üreticiler için, fabrikalar için bir fırsat olabilir. Yine lojistik noktasında, ulaştırma noktasında şu anki durum bir belki fırsat olarak geleceğe dönük kendini şimdiden belki korumaya alma noktasında. Çünkü bu sonuçta geçici bir olay hocam. Yani bir de üstelik ikisi birden, yani hem Çin'den doğan boşluğu doldurmak üzere harekete geçenler ham madde talebinde bulunacak, emtia talebinde bulunacak. Hem de Çin bir müddet sonra kendisi daha fazla piyasalara daha sıkı dönüşte daha fazla belki emtia talebinde bulunacak. Bu sefer emtia fiyatlarının biraz hocamın dediği gibi yukarı gitme ihtimali de var. Var. En azından bir süre için. Hı-hı. Ama muhtemelen Dünya Bankası filan yakın zamanda dünya ticaretine ilişkin bir revizyona daha giderler aşağıya doğru gibi geliyor bana. Çünkü bir süreliğine de olsa etkilemiş olacak. Yılı etkiler. Bunun en önemli yani ilk işareti, bunun en kuvvetli işareti sanıyorum Şubat ayı dünyada PMI'leri olacak. Evet. Yani çok merakla bekliyorum. Çünkü Ocak dünya PMI'lerinin hepsi çok çok iyi geldi. Hı-hı. Yani dünya PMI'yi pozitifte, üretim artışı geldi. Almanya hariç herkes yukarıda geldi. Fakat bu arada Türkiye'de fena. Türkiye'de pozitife geçti. 51.3 oldu. Evet, yani dünyadaki PMI'ler içinde 5. 6. sıradayız şu anda yani pozitif değer olarak. Yani PMI'lerin vereceği mesaj çok çok önemli olacak. Gelen siparişler yani alt kalemler olarak ki bizim İstanbul Sanayi Odası'nda bununla ilgili de önümüzdeki haftalarda bir başka toplantımız da olacak. Evet. Yabancı misafirlerimiz gelecek. O da önemli olacak. Onların da değerlendirmelerini alacağız. Ama gerçekten PMI'ler orada ihracat siparişleri, alınan girdi fiyatları vesaire gibi alt kırılımların nasıl seyrettiğini orada göreceğiz ve ben gerçekten yani orada çok merakla bekliyorum. Baktık Hakan, bütün dünya 48 yüksek falan, yani böyle bir şey olursa Dünya Bankası falan hakikaten bir revizyona gitmek durumunda kalabilir. Canfot hocam, küresel PMI dedin. JP Morgan'ın bu da hesapladığı, topladığı bir araya getirdik. Küresel PMI endeksi var JP Morgan'ın. Orada da son dönemde hakikaten şöyle yukarıya doğru bir ivme söz konusu. Bu son 3 ay pozitif. Evet. Kasım, Aralık, Ocak pozitife geçtik. 50'nin üstüne geçtik yani. Evet, 50.4 şu an küresel PMI endeksi. JP Morgan ama tarafında. Bu şimdi 48'ler falan gelirse, KX'in Çin vesaire falan, burası çok endişelendirir. Bu endişe şu anda, bugün yanılmıyorsam, Almanya'nın sanayi üretimi geldi galiba. Veyahut da Euro bölgesinin mi? Çok düşük bir 4 yılın en düşük şeyi geldi. Euro sizin bölgesi. Haberlerde. Evet, evet, Euro bölgesinin. Ya şimdi dönüyor dolaşıyor. Bu iş nedense Avrupa'yı hep vuruyor. Yani Çin'in yavaşlaması. Asya'daki her sorun Avrupa'ya etkiliyor. Avrupa'ya, Almanya'ya ve şeye. Yani Euro dolar paritesini de bize çok sormaya başladılar. Hocam bir 10, bir 12 bekliyorduk. Ne oldu böyle? 1.08'lere kadar gelmeye başladık. Ya bundan en çok Avrupa etkilenir. Almanya etkilenir. İngiltere azıcık bir yükseldi. Beklentilerin üstünde bir performans gösterdi ama diğerlerinin hepsi sıkıntılı. Ciddi bir aşağı doğru yavaşlama var Euro'da. Doların güçlü olduğu bir tabloyla karşı karşıya. Yani bu da koronavirüs etkisi Avrupa'yı yavaşlatır. Beklentisine büyük ölçüde bağlıyorum. Peki. Phil Lagarde koronavirüsünden hiç bahsetmedi. Powell koronavirüsün ve tehlikelerinden bahsetti. Yok, piyasalarımıza da önemli etkisi var filan gibi söyledi. Ona rağmen dolar çıkıyor, euro iniyor. Bu Bangladeş'e ilişkin önemli tekstil, büyük tekstil markalarından ki Türkiye'de de bütün alışveriş merkezlerinde neredeyse var.
iki harfli bir tekstil markası, yayında söylemeyeyim ismini, biliyorsunuzdur. O markanın diyor Aydın Yaç Bey, tüm konfeksiyoncuları Bangladeş'te, oradan geliyor demiş. Çin'den çıkanların Türkiye dışında başka bir alternatif var mı? Egehan Yorulmaz Bey, yani Türkiye dışında peki bir alternatif acaba? Hakan abi, tabii ki. Çin değil Türkiye. Türkiye değil o zaman nereye? Meksika var, Hindistan var. Var tabii ki, yani Brezilya var. Önemli üreticiler var. Ama Türkiye... Avantajı ne burada? Özellikle Avrupa için yakın olmalı. Tabii yani. Coğrafi olarak biz Avrupa için çok iyi bir noktadayız. Mesela şu da olabilir. Yani belli alanlarda, mesela mobilya gibi spesifik bir takım alanlarda Amerika açısından da bir avantaj yakalayabiliriz. Hmm. Çok büyük pazarlar, Pasifik'ten epey bir ithalatları var. Oradaki kesildikçe, oradaki ürünlere ilişkin bir soğukluk oluştukça yeni pazarlar aranabilir. Mesela mobilyada biz çok güzel fiyat yakalayabiliyoruz. Fiyat yakalayabildiğimiz ürünlerde ciddi rekabetçi olup pazar payı da elde etme imkanımız var. Yani çünkü bir kere yönelmeleri yeterli. Hani bir yönelse böyle büyük pazar, büyük ekonomiler bir kez yöneldiğinde zaten sizden öyle 1 milyarlık falan olmuyor. Yani bir 5 milyarlık falan hemen bir alımlar gelmeye başlıyor. Bunlar çok avantajlı olabilir ama Türkiye'nin dışında tabii ki dünyada üreticiler var. Fakat çeşitliliği, elindeki üretim setinin genişliği bakımından Türkiye'de önemli bir üretici. Hı hı. Kapasitesi yani dar olmakla beraber önemli. Kaslarımız var yani var, o manada. Var. O talebe hızlı bir şekilde belki o kalitede yanıt verebilecek üretim kapasitemiz, tırnak içerisinde kaslarımız. En azından şöyle, kaslarımız şöyle. Yani Avrupa tarafında şöyle Barış, hani şöyle bir benzetme olabilir mi sen kasları dediğin için? Ya Avrupa tarafında esasında şöyleyiz. Avrupalı'nın bize geleceği müşteriyle biz daha evvel zaten çalışmışız. Yabancı değil. Avrupalı'ya zaten bu ürünü daha önce de üretmişiz. Ondan sonra onlar Çin'e gitmiş. Ve ister istemez bu onlarla temaslar zaten hep devam etmiş. Yani şu anda Avrupa'dan bize gelecek olan, ki Hakan'a çok katılıyorum, ürün çeşitliliğimiz sanayide gerçekten çok yaygın. Yani Çin'den alamadığı malın hemen hemen tamamını Türkiye'de daha evvel ürettirmiş, daha evvel ilişki kurmuş. Firmayı da biliyordur vesaire de biliyordur. Hadi ya şu firmayı bir arayalım. Gelip burada ya nerede kim var falan diye dedi. Yani onun için biraz Avrupa tarafında böyle zayıflayan kaslarımızı şimdi hızla yeniden toparlayabiliriz, güçlendirebiliriz. Bugün ihracat, bu avantajımız çok yüksek şu anda. Birim endeksi açıklandı. Orada da bir toparlanma var. Mutlaka sizler de izliyorsunuz. Evet. Yani birim endeksinde bir yukarı doğru hareket var Türkiye'nin ihracatı açısından. Evet. İklim endeksinde de fena değil. İhracat iklim endeksinde de fena değil. Son zamanda gene bir ihracatta bir hareket görünüyor gibi. Yani 190 milyar doları eğer bu süreç biraz daha sürerse geçme ihtimalimiz var. Var ve hatta yani şöyle, ben sonra bir iki iç piyasa gelişmesine de şey yapacağım. Orada da biraz hareketlenme var ama Barış grafiğe bakıyor tekrar. Evet, İstersen grafiği... Bir grafiğe bakalım. Yani. Bir grafiğe bakalım. Şimdi burada artılar eksiler var. Burada koronavirüs Çin'e yüksek ihracatı olan ülkeleri olumsuz etkileyebilir. Etkileyebilir. Şimdi burada şöyle bakmamız lazım. Yani burada çok sayıda ülke var. Üç tane grup var Barış burada. Hı hı. Bir Asya Pasifik ülkeleri. Güney Kore, Japonya, Tayland, Malezya falan. Vietnam. Evet. Vietnam falan. Şimdi burada şöyle bir risk de olabilir. Bu ülkeler Çin'in bu yavaşlamasını ikame etmek için batıya daha çok yönelebilirler. Hı. Yani bir tehdit unsuru bu olabilir. Orta vadede bunu görmemiz lazım. Avrupa ülkeleri var. Bir de bunun içinde böyle önemli bizim Körfez ülkeleri ve Rusya'ya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Rusya, Suudi Arabistan, İran, Irak gibi buraya çok ciddi petrol ihraç eden ülkeler var. Biz burada listede yokuz. Çünkü biz burada çok küçüğüz. Kaç hocam? 16 milyar dolara. 3 milyar ya, tabii. 3 mermeri milyar doları zor buluyor. Şaka mı? Mermeri çıkart 1 milyar yarısı dolar. Yarısı da mermer zaten. Şimdi gıda yarısı falan biraz artmaya başladı. Evet. Yani burada... Ya Allah aşkına bir şey diyeceğim. Bunu Allah aşkına koyacağım. Ya koskoca 1.2 milyar mı hocam? 1.3 milyar mı? 4. 1.4 milyar. Evet. Kişiye bizim Türkiye olarak ihracatımız kaç milyar dolar? 3 milyar doları bulmuyor. Ya şaka mı abi ya? Ha? Bu kadar da olur. Ve bize olan ihracatları da, yani bizim ithalatımız da 23-24 milyar dolar. Evet, müthiş bir dış açık veriyoruz Çin'e karşı. Öyle. Yani, 30'lardan 24'e tamam, geldi. Tamam Çin işte çok rekabetçi vesaire falan. 3 milyar dolar da hiç mi bir şey satamıyoruz? Yarısı da taş. Mermer.
Mermer. Ham mermer yani. O da işlenmiş mermer değil, değil mi? Değil, blok mermer. Blok mermer gönderiyoruz yani. Hatta şöyle oldu. Blok mermer kapasitesini arttırmalarımızı istediler Çinli'de. Hı. Onu arttıramadık. Şey yaptılar. Büyük ölçüde maden ocaklarını satın aldılar. Kendileri çalıştırıyor şu an. Yani ihracat Çinliler şey yapıyor. Çünkü finansman ihtiyacı vardı onu karşıya. Ama dediğin gibi 3 milyar çok ayıp bir rakam. Binde bir bile değil. Bunu kesinlikle yani bu işler toparlandığında arttırmamız zaten lazım. Bizim ihracatta büyük sıkıntımız dünya devi olan Çin. Amerika ve Japonya pazarlarında böyle bindeler pay aldı. Rusya ne? Rusya da yok. Rusya da çok zayıf. Yani Rusya da yok. Bizim oradan aldığımız potansiyelimizin çok altı. Yani enerji alıyoruz ama yani Rusya ile ilişkilerimiz çok iyi olduğu dönemde de bu ihracat noktasında maalesef istenenler yakalanamamış gibi görünüyor. Yani evet ama en azından Rusya ile biraz daha dengeli var. Yani uluslararası müteahhitlik hizmetlerini filan da İşin içine katarsak, turizmi de koyarsak biraz daha dengeli. Çin'de o da yok. Yani uluslararası müteahhitlik hizmeti var. Çin'de anlamlı hiçbir şey yok benim bildiğim. Turist sayısını da bir türlü arttırıyoruz. İki katına çıktı diyoruz, 400 bin. Yönetmen diyor ki Çin'e ne satabiliriz? Ben de her şey dedim ama zaten her şeyi onlar üretiyor diyor. Ya şöyle şimdi her şeyi onlar da üretiyor da bakın burada Güney Kore 205 satmış. Japonya ya satan satıyor hocam. Yani 205 milyar dolar ya satmış. Ya şimdi bak Barış Brezilya 205 milyar dolar değil mi? Bunlar milyar dolar. Milyar dolar. Bir kez sevgili ya Türkiye'nin ihracatının 1.2 katını Güney Kore sadece Çin'e ihraç etmiş. Ya 205 milyar dolar bir senede Çin'e ürün satmış değil mi? Evet. Güney Kore. Japonya 180 milyar. Avustralya'ya bakın. 105 Almanya milyar. 106, Avustralya 105. Mesela Avustralya ne satıyor? Ham madde, kömür, buğday vesaire. Yani hocam Brezilya. Evet. Yani Brezilya 77 milyar dolar. Nereden nereye? Bak yakın uzak pazar diyorsun. Bizim kaç? 3. Yani büyük fark var. Malezya 63. Yani onlar her şeyi üretiyor. Tamam üretiyor da bunlar o zaman ne satıyor? Bunlar ne gönderiyor? İşte o tedarik zincirine girebiliyor olmak, orayı iyi okumak çok önemli. Şu birkaç mesaj okuyayım. Tamam. Koronavirüs etkisinden ilk kurtulacak ülke de Çin olacaktır diyor Bora Bey. Siz bu virüsün dünyaya yayılmayacağı iyimserliğiyle yorum yapıyorsunuz demiş. Çin doğru. Ve Rusya var. Ana varsayım öyle. Katı tamam. Yönetim politikaları durumu kontrol altına alabilir. Avrupa'nın böyle bir şansı yok. Ya Bora Bey ama şu an zaten hem hayatını kaybedenler hem de virüsün etkilenen, enfekte olan kişi sayısı tamamen %99 neredeyse Çin'de. Yani bunun şu an dünyaya yayılması gibi bir durum zaten söz konusu. Tabii ki birkaç 3-5 ya da 10 28 ülke örnekler var. Yani şu anda kişi sayısı 28, olarak evet. Bazı ülkelerde işte bazı. 10 ama Amerika'da sayı 11 çok tane az, evet. Sayılar ama çok 28 az. Ülkede tespit edildi şu var. Ana kadar. Ama hani yani böyle Çin'deki gibi 11 milyonu kapatalım işte yok. Giriş çıkışı falan salgın böyle bir şey yok. Bakın bu şey yani biz de öğreniyoruz. Yani salgın olması önemli. Evet. Çin'in dışında hiçbir yerde salgın yok. Evet. Tek tek bir de oradakiler de var. Çinli. Mesela Amerika bırakmıyor. Tabii oradan gidenler. İki hafta bırakmıyor mesela evet. Çinlileri eğer rahatsızlık varsa. Zaten bu. Barış şöyle söyleyeyim sen devam edeceksin belki ama. Lütfen. Hani bunun yıl geneline bu virüsün etkilerinin yayıldığını düşündüğünüz bir yerde. O başka bir senaryo olur. O zaten evet. Hani o dünya sarsın. Ekonomisi ve ticaretinin allak bullak olduğu bir şey yani çok kötü şeyler konuşmaya başlayacağımız bir senaryo. Gerçekten sarsar yani. Evet, mobilya tekstil dışında Çin'de üretilen katma değer ürünlerin Türkiye'de üretilmesini sağlamak için nasıl bir strateji izlemeliyiz? Şimdi bu Çin ülkesi, Çin'de temiz ülke yüksek teknoloji de üretiyor. Artık yani üretiyor. Eski Çin malı, Ege Hoca, Ege Cansel'in kulakları çınlasın. Bu mesela Çin'in bir öncesi versiyonu diyelim Japon. Hoca der ki anlattığında eskiden de Japon malı tapon malı denirdi de. Doğru. Yani işte kalitesiz malı Japon malı Tokyo tapon malı. Gelirdi yani Japonya'dan gelen şey Tokyo'ydu. Yani ayağımıza giydiğimiz o plastik şeylerdi. Ve gerçekten bu sözde vardı. Japon malı tapon malı. Yani bir şeye yaramaz ama ondan sonra o radyolarla filan öyle bir el radyolarıyla iş değişti ki. Teknolojilerine geçti. Sonra Çin malına biz yani bir dönem bizim de gördüğümüz yaşadığımız ya canım Çin malı mı? Bu da Çin malı falan diye böyle beğenmediğimiz hatta üzerinde Çin'de değil işte PRC yazan ama bunu da neden yazıyorlar Çin olduğu belli olmasın falan muhabbetlerin sohbetleri yapıldığı içinden şu an 5G teknolojisinde tabii. Dünyanın bir numaralı ülkesi haline gelen bir yüksek teknoloji üreten hatta bunu Avrupa'ya hatta İngiltere'ye satan bir ülke haline gelmiş durumdalar. Yani bizim tabii ki o
ne diyelim, o Çin'in yüksek teknoloji üretimi boşluğunu doldurma gibi bir keşke olsa. Ne dersin üstad? Ya, yok yani tabii yani. Bizim yüksek teknoloji ihracatımız kaç? İhracatımızdaki pay? Şöyle yaklaşık %4,5-5 pay alıyoruz. %4,5-5? Yani 6,5-7 milyar dolarlık bir şeyimiz var. Biraz savunma sanayi onun için arttırmaya başladı. Biraz ilaç var. Biraz elektronik televizyon onun içine giriyor. Hı hı. Bu kalemlerimiz var ama biz bu Asya Pasifik'in kurmuş olduğu o elektronik tedarik zinciri. Yani biz tedarik zincirinin uzağındayız. Çok yani uzağındayız. İstesek de değil mi evet, Üstad? Yüksek evet. Teknoloji alanında yanında düşünürüz. Güney Kore var, Vietnam var, Malezya var. Evet. Zaten o ağ o bölgeye, Asya'ya o tedarik zinciri evet. Dediğimiz o müthiş ağ o bölgede iş, konumlanmış. Müthiş bir iş bölümü yapmışlar. Yani işte Tayvan bu işin makinesini yapıyor. Güney Kore bu işin ekranını yapıyor. Çin bunun söyleyin adını bileşenini yapıyor. Devresini Filipinler yapıyor. Ve kendi aralarında bir de en önemli avantajları tabii gümrük vergilerini çok düşürmüş olmaları. Yani biz halen yani bir soru biz niye 3-3,5 milyar dolarda kalıyoruz? Bir önemli soru da Çin'in halen Türkiye'ye çok yüksek vergi uygulayamaz. Hemen hemen tüm ürünlerde. Çok gerçekten. 20'ler, 30'lar, 40'lar yani aşmanın. 40'ları buluyor. Yani 40'ları buluyor. Yani. Buluyor. Dünyadaki 8 diyorlar 40 çıkıyor. Evet. Ya dünyada kimse kimseye böyle bir vergi uygulamıyor. Bir de yani şunu da biliyoruz. Yani bunu yine gitmek isteyenlerden evet. Vize bile almakta zorlanıyorsun evet, Çin'e. Yani iş adamı olsan dahi bilmiyorum Hakan abi sen yani değil mi? Yani vize alıp gitmek doğru. Belki iş bağlantısını doğru. Yapmakta bile sıkıntılar yani yaşanabiliyor özel sektörde. Onun tabii başka nedenleri var. O çok ekonomik gibi biraz değil. Siyasi. Yani siyasi. Orada siyasi bir takım sıkıntılar var. Evet. O yani işte Uygur. Hatırlasanız izleyicilerimiz de vardı. Mustafa Supi Bey Doğu Türkistan'daki. Doğu Türkistan meselesi. Maalesef. Çin politikası. Yani Uygur özerk bölgesiyle ilgili bir takım sıkıntılar var. Oralarda iddialar var. Zaten hep bilinen konular ama ondan kaynaklanıyor. Çok ekonomik bir şey değil. Gerekçesi yok. Yani bunu zaten taraflarda bir şekilde ifade ediyorlar. Peki. Bir araya gidelim isterseniz. Aranın ardından Doktor Can Fuat Güleser ve Hakan Güldağ'la sohbetini sürdüreceğiz efendim. Ekonomik görünümde artık son bölümde Hakan Güldağ ve Can Fuat Güleser ile beraberiz. Şunu okuyayım. Ed Bloomberg'e edilen Twitter'dan Ali Murat Ciboğlu Bey bizim sorunumuz diyor. Dünyayı yakından takip edemiyoruz. Teknolojiye devletin destek verip vergileri düşürüp acilen okullardan başlayıp teknolojiye yatırım yapmamız lazım. İşte onu da yapsak dedik ama hani şuraya da bağladık. Çin'in bulunduğu bölgede acayip bir tedarik zinciri kollarla böyle bölgeye yayılmış durumda. Onun avantajı düşük maliyetleri ve aynı zamanda da yüksek teknoloji. Üretimde yani artık emek olarak çok düşük değil Çin. Yani ondan çok daha düşüklerini buluyoruz ama üretim modeli olarak gerçekten ucuz imalat yapabilen bir modele sahip. Hı hı. Bu çok önemli. Yani oradan bence öğrenilebilecek çok şey de var. O açıdan da kolay kolay Çin'den vazgeçmek de mümkün değil yani dünyada. Peki bu aslında belki bir program bunun üzerine yapalım. Çok doğru yapalım. Bankacılık sektöründe yeni standartlar diye de lanse edildi. Banka komisyonlarına işte bazı o kalemlere tırpanlar söz konusu. EFT'lere. EFT'ler noktasında yine sanırım bugün de komisyondan geçmiş. Bunun özellikle aslında daha çok şirketler... Ticari bankacılık noktasında doğru. Yani tabii ki bireylere de işte EFT'ler noktasında bazı avantajlar var ama hani burada sanki hedeflenen biraz daha çünkü Sayın Bakan da söyledi doğru. Şirketlerin çok şikayetini alıyorduk bu noktada bir iyileştirmeye gittik diye. Doğru. Nasıl karşıladı şirketler İstanbul, konuşuluyor mu memnun oldular mı ne dersin? Memnun oldular bu konuda biz de bir haber toparladık. Orada da ifade ettiler yani iş dünyasının sivil toplum kuruluşları. Hmm. Bir süre önce bunu İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdegiş de dile getirmişti. Yani çok yüksek komisyonlarla. Şimdi çok hızlı bir faizlerde düşüş oldu evet. Değil mi?
Ya bu süreç içerisinde daha yüksek maliyetli bir şekilde kredi kullananlar bunları bir anlamda trampe etmek istediler. Yani kendilerini refinanse etmek istediler. Çünkü o yüksek maliyetlerden kurtulup şimdi daha düşük faizli kredilere yönelmek istediler ama bankalarda onlardan bir takım taleplerde bulundu. Ve bu taleplerin de komisyon olarak, kapatma komisyonu olarak %5'i 6'yı bulduğu ifade edildi. Şimdi ona bir düzenleme geldi. O tarafı reel sektöre bir hayli nefes aldırdığı ifade ediliyor. Şimdi 24 aya kadar olanlar da %1 olarak belirlendi komisyon oranı. 24 ayın üstündekilerde de %2 olarak belirlendi. Böylelikle bir anlamda o tartışma bitmiş oldu. Ha bu bir müdahale midir? Fiyatlar böyle belirlenir mi serbest piyasada? O ayrı bir tartışma ama reel sektör açısından bu ferahlatıcı mıdır diye bir soru sorarsak ferahlatıcıdır. Zaten bütün bu konuda iş dünyası örgütleri de hemfikirler. Hepsi beraber bunun rahatlatıcı olduğunu söylüyorlar. Aynı şekilde sicil affı meselesi de son dönemde tartışılan bu 20 Ocak'ta Sayın Bakan ifade etmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ifade etmişti. Evet. Bir sicil affından bahsetmişti. Onunla ilgili de hazırlıkların son aşamaya doğru geldiği söyleniyor. O da iş dünyasının böyle teyakkuzla beklediği bir konu. Çünkü belki kredi çarklarının da biraz daha hızlı dönebilmesine de yol açacak. Ama dediğin gibi bunlar hakikaten önemli konular, önemli başlıklar. Belki daha sonra biraz bir daha detaylı konuşalım. Can Fuat Hocam. Bence sicil affından devam edeyim istersen. Yani Hakan'ın o noktası. Evet, yani bankalara ilişkin bu getirilen düzenlemeler iki yönlü değerlendiriliyor. Bir, giderek finansal piyasalarda, kurlarda, faizde, bu tip oranlarda bir tarf mı uygulamaya başladık? Biraz müdahaleci mi yani? Ama reel sektör açısından rahatlatıcıdır. Onun için tartışma yapmaya gerek yok. Fakat bu sicil affının biraz öne çıkmasının önemli bir nedeni de biliyorsunuz bu bankalarda finansal yeniden yapılandırmalar var. Evet, büyük şirketlerde nispeten daha rahat hareket edebiliyor bankalar ama küçük ve orta ölçeklilerin yeniden yapılandırma başvurularında genellikle bu sicillerdeki mevcut durum sıkıntı yaratıyor. Nedir yani, sicillerdeki meydan? Ne vardı sicilde ki? Yani işte bir takım işte vergilerde ödememe vesaire falan, çekler şunlar mı, o sıkıntılı dönemden kalan. Yani 2018-2019'dan kalan. Şimdi böyle bankanın önüne geldiği zaman bankalar kanunlarına vesaire göre de o anlamda bankacı da haklı, şey de haklı. Ya burada belki bir sicil temizliği, ama sicil temizliği de böyle sicili çok temiz olana yine bir haksızlık olmayacak. Ya da bu işi tamamen bir alışkanlık haline getirmiş olanlara. Ya bizde hocam hep af geliyor ama ya. Ya zorla şikayet ediyoruz. Doğru. Ya doğru. Her sene bir af geliyor. Belki çok seçici olmak. Her şeyde af geliyor ama hakikaten. Ona da bir bakmak lazım. Yani ona da bir bakmak lazım. Bir türlü, çünkü o aflar geliyor ama istenilen sonuçlarda kesinlikle elde edilemiyor. Hı hı. Orada neşteri bu sefer belki sağlam vurup ama bir sürede bunun olmayacağını ifade edip arkasında da durmak lazım. Çünkü yoksa dediğin çok doğru. Böyle zaten arada alışkanlık yapmaktan imar affı. Ya gerçekten işe de yaramıyor. Aklıma gelenler. İşe de yaramıyor. Çok az işe yarıyor. Bir iki ay veren veriyor. Hani sadece işin içine girmek için, ondan sonra da duruyor. Yekiki taksit. Ama dediğin gibi bunu uzun konuşmak lazım. Belki izleyenlerin de görüşlerini alarak konuşmak lazım. Ya burada çok seçici belki davranmak lazım. Yani gerçekten hayatta kalabilecek, idame edilecek, yani böyle bir yapılandırmayla devam edecekleri alıp devam ettirelim ama bunu genele yayıp karşıma herkes bu affın içinde dediğiniz zaman yararlanma durumunda olmayan dahi iki ay vergisini ödemeyip bunun içine girip taksitlendirme vesaire, bu işe getirmiyor açıkçası. Biraz orada seçici olmakta fayda var. Öyle olursa daha faydalı olur. Sicil affıyla ilgili olma ihtimali var mı Fuat Hocam? Hazırlıkların son aşamaya geldiği söyleniyor. Yani Ankara'dan bizim arkadaşların da aldığı haberler o yönde. Hani hatta eli kulağında diye bir şey var. Beklenti de yüksek. Gerçekten beklenti yüksek. Hı hı. Biz yeminli mali müşavirlerden ve serbest muhasebecilerden de bunun biraz şeyini alıyoruz. Yani firmaların hatta abi teknik olmazsa bir ciddi bir hayal kırıklığı ve biraz da böyle bir moral bozukluğu da yaratacağı ifade ediliyor. Yani reel sektörde
çoğu şirketin teknik olarak, yani muhasebe dili, evet, teknik olarak bilançoları çok bozuk şu an. Yani bunu düzeltmeye yönelik bir sicil affı. Sadece hani senin kötü sicilini ben sildim kardeşim, sen iyisin demek değil de gerçekten bilançolarını, mali yapılarını iyileştirebilecek orada muhasebesel adımları atmak. İşte bir öz kaynakları güçlendirmek, varlıkları yeniden değerlemek falan. Orada bazı vergi avantajları getirip bilançoları bu yeniden yapılandırılabilir, kredibil hale getirmek. Yoksa şey gitmiyor yani, piyasa dönmüyor o anlamda. Ama piyasa yani bir toparlanma da söz konusu değil mi hocam? Var, yani, var ama... Bir hareketlenme de söz konusu değil mi? Bilmiyorum, ne dersin arkadaşlar? Bir hareketlenme var. Sadece de rakamlardan kaynaklanan da bir hareketlenme değil. Bir kendi içinde mesela o KDV indirimlerinin filan da yarattığı bir takım gelişmeler var. Ama hocam çok doğru söylüyor. Çünkü bunun yavaş gidiyor, cılız gidiyor. Hareketlenme var ama beklendiği kadar sağlam bir hareketlenme de yok. Hala hani yaprak kımıldıyor ama dallar hala şeyde, durgun. Bir de düşük düşük faiz ortamının bir getirdiği ivme söz konusu hala. Ve doğru, sadece onu biliyor musun? Evet. Barış? Doğru. Sadece onun. Yani insanların bir gelir artışı, refah artışı, güven artışına bağlı bir talep görmüyoruz. Tamamen Gelirler yükselmedi ve iş dünyası da doğrusu çalışanlarının gelirlerini arttırabilme noktasında kendisini pek cesur hissetmiyor. Ben ne yapsam acaba deyip hala ikircikli bir pozisyonda. Yılbaşını işte epey de geçtik değil mi? Evet, yani birçok yerde hala zam uygulaması olmadı. Yani evet, asgari ücretin enflasyonun altında oldu. Asgari ücretin arttırılmasının ötesinde bir gelişme fazla yok. Peki. Gelirler artmıyor. O önemli. Peki. Hayat pahalanıyor ama gelirler artmıyor. Peki. Çok teşekkür ederiz. Hakan'cığım da ağzınıza sağlık. Doktor Can Fuat Güleser, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Tamamen hakikaten bu bankacılık düzenlemeleri ve reel sektörü etkisi bir programı onun üzerine yaparız. Zaten genelde bu bölümü hem Can Fuat Güleser hem de Hakan Güldağ daha çok reel sektör, onların hafta içi temasları, toplantıları hem sanayicilerle hem ihracatçılarla oradan aldığımız geri dönüşümlerle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sonuna geliyoruz. Ekonomik görünümü saat 22'de küresel piyasalarda buluşmak üzere efendim.